Tablosu'yla karşınızdayız Burcu Kıratlı ile birlikte. Evet Burcu, bugünkü konumuz nedir? Bitcoin tarafında başlıkları hazırladık ama neler aktaracağız? Tabii Bitcoin'de son düzlükteyiz artık. Onu konuşalım. Bir de aslında küreselden gidelim tekrar, altın, S&P. Yıl biterken nasıl kapanıyorlar, nasıl gidiyor? Yılı bitirirken biz varlıklara bakalım. Bitcoin'i konuşmamıştık uzun zamandır. Bitcoin tarafına bakalım, bir de emtia tarafına bakalım. Korelasyona bakalım, hisse senedi, özellikle öne çıkıyor hisseler. Ne durumda, tüm ayrıntıları grafik yolcusu üzerinde aktaralım diyelim. Ve başlasın da öyle olsaydı. O halde istersen burada ons altın ve S&P 500'ün uzun dönemli yükselişi dedik. Ve buradaki aslında S&P 500 tarafındaki uzun süreli yükselişi konuşuyorduk Burcu. Yani şimdi S&P 500 tarafında geleneksel bir yatırım aracı olarak kazandıran tarafta olduğunu söyledik ki 2024'e dair de beklentiler oldukça güçlüydü bu tarafa dair S&P 500'de. Nasdaq tarafında yapay zeka rallisini görmüştük. Fakat ons altın ve S&P 500'ün uzun dönemli yükselişine bakacak olursak, uzun dönemli derken nereden bahsediyoruz? 2000 yılından bu yana yükseliş serisini takip ettiğimiz bir süreçte. Sarıyla göstermiş olduğumuz sütunlar altın tarafını gösterirken, beyazla göstermiş olduğumuz eğri ise yine aslında burada S&P 500 endeksini bahsediyoruz. S&P 500 endeksinde özellikle 1999 yılından bu yana seyredecek olursak performansına, en yüksek seviyelerde seyrettiğini takip ediyoruz. Zirve seviyelerine yaklaşmış bulunmakta, 4775 puanla birlikte bu zirve seviyelerindeki yaklaşma hikayesi de bir miktarda diğer endekslere de yansıdığını, sirayet ettiğini takip ettik. Nitekim uzun dönemli grafikte yükseliş serüveni grafikte çok daha net bir şekilde öne sürülüyor. Bunun yanı sıra bakacak olursak altın tarafına. Altında ise 2000 yılının başından bu yana yükseliş serisi 2010 yılına kadar sürdükten sonra 2010 yılından 2020 yılına kadarki olan süreçte daha yatay ve negatif bir seyir sürmeye devam etti. Ve sonrasında ise 2020 yılından bu yana pandemiyle birlikte yükseliş serisi söz konusuydu. Pandemiyle birlikte koşulların altın tarafını, özellikle emtia tarafını yakından etkilemesi bir miktar daha bize pozitif seyri beraberinde getirmişti. Bugün gelinen noktada ise 2000 dolar seviyesinde, 2066 dolar seviyesinde fiyatlama sürüyor. 2024 yılına girerken peki koşullar nasıl olacak? Hem reel faiz tarafındaki gevşeme hem de DXY tarafındaki yatay performans buradaki beklentileri kuvvetli bir şekilde aslında yukarı yönlü seyretmesine de yol açıyor altın tarafında. Özellikle S&P 500 tarafında, hisseler tarafında da umut var. Ama bir tarafta altın tarafında da bir umudun olduğunu söylüyoruz. Yeni yıla girerken analistler tarafından koşullar analiz edildiği noktada bir miktar daha bu iki denge, bu iki değişken bir miktar daha burayı destekliyor gibi duruyor. Grafikte bize bunu gösteriyor Burcu. Benim grafiğim biraz daha magazinsel bugün. 2023 yılının içerisinde en çok aranan sözcükler. Tabii Bloomberg terminalinde aranan sözcükler. Onu hemen eklemiş olayım. Şimdi Bitcoin'in sayısı 2950 iken Barbie hikayesinin tıklanma sayısı 4835 olmuş. Bu tabii geçtiğimiz yazın hikayesi aslında. Hatırlanacak olursa geçtiğimiz yaz Barbie filmi gösterime girmiş. Oppenheimer'la birlikteki rekabeti oldukça konuşulmuş. Ve hatta birçok işte hisseyi de beraber, Warner Bros. Gibi hisselerini de beraberinde sürüklemişti. Ve hatta o zamandaki grevler, konuşulan grevleri de bu filmler etkisi sayesinde biraz daha grevlerin daha yavaşlatıldığını görmüştük. Şimdi burada Barbie'nin tıklanma hikayesi geçtiğimiz yazın hikayesiydi ama en çok konuşulan hikayelerden bir tanesi 2023 yılı boyunca aslında Bitcoin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Bitcoin bir kere yıla biraz daha umutlu başladı. Sonra işte kış ayı piyasasına girdi. İşte 17 binlere kadar olan bir süreç gördü. İşte FTX borsasının çökmesi, Coinbase'e açılan davalar, diğer taraftan işte Rusya-Ukrayna savaşı sırasında kripto paraların tercih edilmesi, hatta tekrar bunu İsrail-Hamas gerginliğinin olduğu dönemde yine gördük kripto paralara gelmesin. Dolayısıyla 2023 oldukça hareketli bir yıldı. Yani başlangıcı ile bitiş arasında Bitcoin'in de çok ciddi farklar olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla en çok aranan hikayelerden bir tanesi Bitcoin. Bununla birlikte Barbie sadece dönemsel olarak ama o dönemin içerisinde daha çok tıklandığını söyleyebilirim. Bitcoin
2023 yılında bu kadar tıklandı ama 2024 yılında zaten Barbie diye bir şey kalmayacak. 2024 yılının belki en zirve konuşulan konulardan bir tanesi olabilir. İlginç bir grafik, güzel bir grafik seçtiğin için ayrıca teşekkürler. Şimdi bir tarafta o halde Bitcoin'e dönelim. Çünkü 2023'te fazla yalnız kalan bir yatırım aracı oldu. 2023'ün son çeyreğinde bir miktar daha kıpırdanmaya başladı ama burada yükseliş serisi başladı mı, başlayacak mı? Fikirlerinde ayrıştığı süreçten geçiyoruz özellikle. Bitcoin ve Nasdaq korelasyonu son 4 yıla alan bir grafik bu. Şimdi özellikle 2019 yılına gittiğimiz noktada 2019 yılında bu korelasyonu gösteren endekste negatif seyrettiğini görüyoruz. Yani 2019 yılında Nasdaq ve Bitcoin arasındaki korelasyonun zayıf seyrettiği bir yıl oluyor. Fakat 2020 yılına gelindiği noktada özellikle bu bol para dönemine geçilen süreç içerisinde yani pandemiyle birlikte ekonomik büyümeyi desteklemek için merkez bankalarının likiditeyi arttırdığı bir süreçte bu korelasyonun arttığını görüyoruz 2020 yılında. 2021 yılına geçildiği noktada biraz daha zayıf seyrederken 2022 yılında ise en yüksek korelasyonun seyrettiği yıllardan bir tanesi oluyor Nasdaq Bitcoin arasındaki korelasyon. Fakat bugün gelinen noktada Nasdaq ve Bitcoin tarafında 2023 yılının başlarına baktığımız noktada o korelasyonun zayıfladığı bir süreçten geçerken her ne kadar zayıflamış gibi görünse de yani bugünün tarihine baktığımız zaman şu anda her ne kadar düşük bir korelasyon karşımıza çıksa da pozitif bölgede seyretmeye devam ediyor. Negatif bir bölgeye henüz geçmemiş bulunmakta. Fakat 2024 yılında bu seyir 2019'a mı benzeyecek yoksa 2020 ve 2022 performansına mı benzeyecek? Yani bu korelasyon devam mı edecek yoksa bu korelasyon negatif bir bölgeye mi geçecek? Arada bir korelasyondan bahsetmeyecek miyiz? Tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz özellikle Burcu ama şu net resim şu. Şu anda bir korelasyonda zayıflama söz konusu fakat 2022 yılına döner mi bu zayıflama yoksa hakikaten 2019 yılındaki negatif seyre mi geçecek? Bol para döneminin olduğu dönemlerde genelde bu korelasyon olmuş. Olur. Sıkı para politikalarının olduğu dönemde ise bir ayrışma söz konusu olmuş. Çünkü yapay zeka rallisi orada da biraz daha destek vermişti. Bakalım takip edeceğiz. Şimdi senin soruna cevaben aslında istinaden. Şimdi Bitcoin'deki hikaye biraz daha para politikalarından bu yıl ayrışmaya başlayabilir. Neden? Çünkü SEC geçen hafta Bitcoin ETF başvurusu yapan 7 şirketin temsilcileriyle bir araya geldi ve onlara 29 Aralık'a kadar süre verdi. Hatta bu şu sıralarda da son başvurudaki son noktalarınızı tamamlayın gibi son değişikliklere sunulmasını istedi. Ki bunlar BlackRock, Grayscale, ARK Investments, 21 shares temsilcileri yer alıyor. Ve 2024 yılının ilk günlerinde bu ETF onayına artık başvurusuna onay vermesi bekleniyor. Özellikle burada hem yatırımcı güvenliği hem manipülasyon endişeleriyle birlikte ETF başvurularına mesafeli yaklaşmıştı SEC. Ancak bayağı bir yol kat edildi. Şu anda artık bu ETF başvurusuna onaylanması kesin gözüyle bakılıyor gibi bir şey. Hatta buradaki hareketler yani Kasım 2022'den beri Bitcoin volatilitesindeki olan hareketler Bitcoin ETF iyimserliğinin geldiği zamanlarda oldukça yukarı çıkmıştı. Yani all time high'leri veya yukarı gördüğü seviyeleri ETF iyimserliğiyle birlikte yakaladığını görüyoruz. Hatta yanlış ETF dedikodularında bile hatta öyle olmayan zamanlarda bile bu hareketi yukarı zıplatmaya yeterli. Yani 3 tane hareket ETF haberleriyle birlikte kendini yukarı atmıştı. Burada bir de değerlendirmeden de kısaca bahsetmek istiyorum. 2024 yılı içerisinde kripto paralarla ilgili özellikle ana akım varlık olarak kitlelere ulaştırılabilmeye yardımcı olacak yatırım aracı ifadesi olarak kullanıyor. BlackRock danışmanlarından bir tanesi bu konuyla ilgili. Çöküşlerin çoğu aşırı bir hevesin sonucu olarak geldi ve 2024 yılında piyasaya düzenleyici tarafından netlik gelmesiyle beraber yani ABD mevzuatı masada olduğundan kripto paranın 2024'te gittiği yön konusunda
umutluyum derler. Bunun da sebeplerinin altında Bitcoin'in halvingi, yani bu 2024 yılı içerisinde yapılacağı halving, ABD başkanlık seçimi, ki buradan da kripto para yatırımcıları umutlu, bu konuda destek olacağını düşünüyor. Diğer taraftan kripto mevzuatı ve bir de aslında ABD dolar enflasyonu hala tam baş edilememiş olması ya da istenilen seviyeye gelmemiş olması kripto paraları çekici hale getirilme hikayesinin altındaki temel sebepler olarak sıralamışlar. Kötü aktörlerin sektörden ve piyasadan ulaştırılması ve uzaklaştırılmasını da Bitcoin ve kripto paralar için yine önünde olumluluk teşkil eden, yani geçtiğimiz kötü günlerin geride kalması olarak tanımlanabilecek unsur olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim Pelin. Peki bakalım, Bitcoin tarafını uzun uzun konuşacağız gibi duruyor 2024'de. Hazırlanırken diyelim ve programı noktalayalım. 12'de görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.